Herkes o dostlarım bugün yepyeni bir bilim videosundan selamlar. Başlıktan ve kapattan gördüğünüz gibi bugün Ofrat haritasında 3. partını çekeceğimiz bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bundan önce birkaç 2 araç yapmıştım. Yani 2 bölüm yapmıştım. 4-4-8 araç. Bugünkü araçlarımız Dacia Duster, çok sevilen, çok istenen bir araçtı. Fakat biraz modifiye yaptım. Tekerlekleri falan büyüttüm. Neden mi? Gideceğimiz yollar biraz sıkıntılı. Biraz daha zor yaptım açıkçası. Land Cruiser'a bak. Kocaman teker yaptım. Neden? Bunların tekerleklerinde sorun olmuştu arkadaşlar güncellemeden sonra. Biz de bir şeyler değiştirdik tabii. Artık bir şeyler yapmaya başladık diyelim. Ve burada Hummer H3'ümüz var. Güzel bir araç ama işte Hummer H1, yani Hummer ilk versiyonu gibi değil. Ve en sonunda Volvo XC90 var. Bunu da tekerleklerini değiştirdim. Çünkü tekerlekleri sorun oluyordu. Orijinal tekerleklerini artık kullanmıyorum gibi bir şey oldu. Ve şöyle yolu göstereyim önce bak. Yolu değiştirdik. Bak buralara böyle bayağı çukur koydum, tamam mı? Bu çukurlardan geçebilecek mi bak. Her geçen bölümde, her bu yaptığım bölümde arabaları biraz daha zorlandırması amaçlı değiştiriyorum. Burada suyu daha da biraz ufak oynaşlarım var. Oynadı burada veya sıkıntı olacak. Yol giderken bu sefer yeni bir şey de ekledik. Bak burada çukurlarımız var gene. Neredeydi? Şu yol muydu? Bir dakika, hangi yoldu ya? Bir yol var. Ha. Burada da araçlar bir sağa bir sola yata yata. Ha. Şurada. Bir sağa devrilecek, bir sola devrilecek falan derken gideceğiz burada. Ve şuradaki araç artık yan yatarken, yan döner mi dönmez mi bilmiyorum diyerek ilk olarak Dacia Duster'ımızla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sesimizi bir fullleyelim. Bu arada biraz değiştirdim. Ses ayarları artık ayarladık. %100 yapıyorum ama yani render alırken ara oyunun sesini biraz daha açıyorum. Umarım rahatsız etmiyordur. Yeni ses ayarımız böyle diyelim ve devam edelim. Şöyle. Oh. Bak altını burada. Lan kocaman teker taktım, gene altını vuruyor. Dacia Duster. Dur. Spor alalım. Bak kötü oldu. Hadi. Artık kurtarman lazım kendini. Sağ sol yapa yapa. Bir nebze kurtardı diyelim. Ve ilk çukura girdik. Bak yat yere. Yazın. Gerçek bir ofrata gideceğim arkadaşlar. Bir tane. TR Ofrat diye bir grup var. Buradan selam olsun oraya. Göktuğ Sezer diye galiba bir arkadaş abimiz artık yazmıştı bana Discord'da. Bir gün misafir etmek isteriz diye. İnşallah yaza doğru bir gün müsait olursam ve onlar da müsait oldu bir gün yazacağım. Bir gün misafir kabul ederlerse gideceğim, bakalım gerçek ofrat deneyimi nasıl olacak diyelim ve şöyle devam edelim. Buradan TR Ofrat'a selam olsun şimdiden söylerim. İnşallah müsait oluruz da bir gün katılmaya artık katılabiliriz yani, inşallah diyelim. Şöyle devam edelim ve yollar görüyorsunuz bayağı zor. Dacia Duster'ı ilk koydum. Açıkçası fazla gitmeyecek Dacia. Çünkü 4x4 değil. Land Cruiser ve Hummer 4x4 şu anda. XC90 da 4x değil. Bu yüzden ikisinden biraz ümidim yok açıkçası. Ama diğer araçlar efsane. Şöyle geçmeyi de şöyle hızlıca geçelim bir. Altını vura vura geçtik. Vay arkadaş, kötü oldu. Tekerlekleri o kadar da büyüttüm aslında ya. Bunun kendi tekerleklerini hatırlarsanız küçücük tekerlekleri vardı. Yani şu anda aslında tekerlekler bayağı büyük. Bu arada arkadaşlar, kanala yeni gelenler, abone olursa sevinirim arkadaşlar. Abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp yorumda atarsanız sevinirim arkadaşlar diyelim. Bu aralar işlerim yoğun. Biraz yorumlara geç bakıyorum, kusura bakmayın. Hatta bazılara bakamıyorum. Biliyorsunuz has kadro biliyordur zaten. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ama bu aralar biraz işlerimizden kaynaklı gecikiyor diyelim. Kusura bakmasın diyelim de. Resmi asılı kaldık burada ya. Dur. Buradan kurtarmaz artık. Şöyle hafiften kendimizi sağa doğru çekelim ki çapraz bir şekilde gidebilmek için. Ha, neresi oturdu acaba ya? Hadi 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 hadi. Vay arkadaş. Git. Git. Gitmiyor da ya. Ne ilerliyor ne geriliyor. Tek tarafta yük binde, burası boşa dönüyor. Yine bir ufak bir destek çıkacağız artık. Yapacak bir şey. Oo, yanlış tuşa bastık. Neyse. Dacia Duster keşke 4x4 modelini bulsam. Ha yok. Sadece ön çeker modu var. Yapacak bir şey yok. Olanla idare edeceğiz bir süre. Şöyle suya girelim bakalım. Suda hararet direkt sıfıra indi. Aha. Gaz demiyor. Bir dakika. Aracı söndürelim. Bir daha çalışalım. Motoru su mu girdi acaba? Hah, gitmeye başladı. Lan bir an gaz yeme dedi, ne oluyor? Ha dedik, bozduk abi. Şu ışığımızı açalım ya, karanlık kalmışız. Yeşil perdemize düşmüş, şöyle açalım yeşil perdemizi. Devam ediyor. Bak attı dumana, bak değişti.
Motor soğuk ya şimdi. Oha, burada da kalmazsın be. Burada kalma lan, küçük bir bayır. Lastikler çok mu kötü diyeceğim de. Valla bu araca sadece bu takıldı. Keşke büyük lastikle takabilsem de işte. Yok, olmuyor, sadece bunu takabiliyoruz. Aslında dişleri falan da iyi yani. Lastikler ama spor lastik yani. Sonuç olarak fazla da bir şey beklememek lazım. Hızlıca geçelim. Şuradan buralarda basit bir şekilde geçecek. Buralar basit. Bayağı zaman geçirdik yalnız Astrala'ya. Daha Land Cruise var ya. Land Cruise'u merak ediyorum ben gidişini. Burada basıyorum artık rally tadında. Basit olduğu için. Buralardan gider. Ama burada biraz çöker belki. Yok, geçti, tamam. Dedim belki burada altını çarpar, zorlar biraz dedim de. Aa bak, motor su kaçmış bakın yukarıda. Işık yanmaya başladı. Buradan geçer mi acaba ya? Aa geçti valla. Şaşırtıcı. Valla şaşırtıcı. Hızlı hızlı gidelim. Burada bütün araçları ilk oradan geçeceğim, sonra buraya gireceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü buraya gelene kadar çoğu arkadaşımız sıkılıyormuş. İlk parti bitirdikten sonra burada bekle, buraya geldikten sonra arka arkaya git diyorlardı. Land Cruise'a geçelim. Oradan yani hepsi bütün araçları bu ilk parkuru geçirdikten sonra ikinci parkuru arka arkaya göndereceğim. Land Cruise'a bak, of tekerlere bak. Ona biraz çok sekiyormuş, o kötü oldu. 4x4'ü kapatayım mı? Dur. 4x4'ü kapattım ilk de. Zorlanırsa açarız. Zorlanmazsa açmayız. Şöyle önden bakacağım. Çünkü önden harbiden heybetli duruyor. Işığımızı da şöyle ayarlayalım. Tüh, zaman ayarlayamıyormuşuz. Sadece arketi şu anda. Ve ama Land Cruiser koca lastikleriyle hiç bana mısın demiyor. Üf, keşke ilk zamandan beri bunu böyle yapsaydım ya. Şu lastiklere bak, kocaman. Keşke bunu şınarken falan da takılsa ama öyle özellikler yok maalesef. O da olsa zaten tadından yenmez. Düşsene önden falan şınarken de çıkmış. Land Cruiser efsane olur. Bu Araplar bunlar neler neler yapıyor. Birkaç tane video izledim internette, YouTube'da. Araplar bunlar var ya, üf, ne safariler falan yapıyor. Zaten oradan ilham geldi bana bu lastikleri falan böyle büyütmek. Bunda Steam Atelier'de Forza Wales yazınca, yani Forza Tires Wales mi öyle bir şey yazınca geliyor arkadaşlar. Araç konfigürasyonları bölümünden de değiştirebiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Şöyle rahat bir şekilde geçiyor tabi buralarda. Bu araç geçer ya. Aha, frene bastık. Elfeye çektiğim için şey ama tınlamadı bile. Direkt gitti. Bu araç her türlü gideceğini biliyorduk zaten ya. Bu küçük lastikle bile giderdi buradan da. İşte böyle hazır büyük lastik bulmuşken takayım dedim. Bu arada Duster'da büyük lastik takmaya çalıştım. Ama olmadı. Neden olmadı söyleyeyim. Şimdi bunların sonuçta yaylar falan var. Off-road yayı falan da var. Duster'ın öyle bir özelliği yok. Bunun vardı. Onu açınca biraz daha tabi aksaralı, yani nasıl diyeyim, gövdeyle aksı uzuyor. Büyük lastik takabiliyorsunuz bu sayede. Gidelim. İlk bölümü çok rahat bir şekilde geçti. Şu ikinci bölüme girmeden önce şunun arkasına duralım Duster'ın. Bakalım diğer araçlar ne yapacak. Hammer'da sıra. İkinci bölüme daha sonra. Hammer, hadi bakayım. Hammer ilk çektiğim zamanlarda sadece arka dişliydi ama şu anda 4x4. Fakat şöyle bir 4x4. Önde %30, arkada %70 olmak üzere. Bunda öyle bir ayarı var, yapacak bir şey yok. Yani daha iyisini yapamadık. Bunda lastikleri değişmiyor ama bunun lastikleri güzel zaten ya. Yani gene büyük. Yerden de yüksek bir araç olduğu için zaten sıkıntı yaşatmaz diye tahmin ediyorum. Zaten görüyorsunuz, acımadan gidiyor. Diyecektim de durdu lan. Bildiğin takıldı orada. Ama gaza basınca gidiyor tabi. Fazla da hızlı basmak istemiyorum, bu sefer hasar alıyor. Off-road'da fazla hasar almamaya çalışıyorum. Şöyle. İş. Ama iyi gidiyor. Vallahi iyi gidiyor. Oh maşallah. Maşallah. Vura vura gidiyor valla. Acımadan gidiyor. Şöyle suya girelim. Suya da girdik. İyi. Devam köy. Şöyle sağ sol sağ sol sağ sol. Bak burada çok hoşuma gidiyor. Bir böyle gidiyor ya araba. Gerçekten güzel oluyor. Titreye titreye. Tekerler sıçraya sıçraya. Bu bölüm hoşuma gidiyor ya. Bir öncekinde direksiyonla oynamıştım ama sağa sola bakmak çok zor oluyor direksiyonla. Yani sürekli mouse'u hareket ettirmem lazım.
Direksiyon takınca bunu yapamadığım için artık bu tarz şeylerde direksiyonla oynamamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü olmuyor ya. Gerçekten zor oluyor. Harbiden çok zor oluyor ya. Ya benim açımdan çok zor oluyor. Yetişemiyorum. Sürekli mouse'a yetişeceğim. Bu sefer direksiyon kamerasını kapatıyorum. O yüzden bir süre direksiyon, yani bu tarz şeyler direksiyonla oynamak istemiyorum. Tabi gene çok istek gelirse yorumlara bakarım. Gene direksiyona döneriz diyelim. De oynamasak daha iyi tabi benim açımdan. Bak burada bir dahakine bu çukuru biraz daha büyüteyim ben böyle. Şuraya tam girsin. Araba tam yatsın böyle. Harita düzenleyicisine alıştık artık. Ufak tefek şeyler yapabiliyoruz. Oyun çökmedi sıkıntı soru. Oyun çökmedi de sıkıntı yok. Konuşamadım bir anda. Şuradan da mı şöyle geçsek la? Bak buradan böyle girelim bundan sonrakine. Tamam mı? Buradan şöyle karşıya geçelim. Valla bak burası da olabilir ha. Biz burayı niye hiç daha önce yapmadık? Buradan gitsek şuradan çıkabilir miyiz acaba? Bakalım çok mu derin? Bak burayı biraz genişletiriz, büyütürüz. Kullanabiliriz. Hatta bir dakika şöyle gel geri. Bir şey merak ediyorum. Buradan direkt karşıya geçsek geçiyor mu? Yok. Şuradan peki. Video içine video fikri bulan adam gibi adam yazanlar var şu anda. Bir arkadaş varsa da sürekli öyle yazıyor. Böyle. Ah çapraz. Yok tamam. Buraya bir ayar yapacağız. Buraya biraz yükseltiriz suyun bu kısmını. Buradan böyle geçeriz karşıya. Güzel olabilir. Uf yanlıyor lan. Çok deli yanlıyor. Motor güçlendirdik biraz tabi. Hammer yani. Güçlü motor. Yanlamayı da yanlıyor yani. Valla acımaz. Diyelim ve bir sonraki aracımız XC90. XC90 hiç böyle büyük tekerlekli gören var mı ya? Ben ilk defa görüyorum hayatımda. Baksana. Kocaman teker oldu. Her freni çekiyorum hiç tınlamıyor gidiyor. Bunu 4x4 yapmaya çalıştım. Oldu mu bilmiyorum. Ayarlarda bir türlü pati attıramadım. Pati attırarak denedim. Ama olmadı. Yani bilmiyorum oldu mu olmadı mı. Şimdi yolda göreceğiz. Olursa artık bir yerde bir şeyler fark ederiz. Var gibi. Ama nasıl var acaba? Uf, bu biraz alçak olmuş diğerlerine göre. Direkt ön tamponu vurdu ve yamulttu. XC90'ı yamutmazsın be. XC90'ı bu yollara sokmazsın, o ayrı bir şey de. XC90 olacak ve o Fırat'ı götürsün ha. Vay arkadaş. Aha, askıda kaldı. Bu benim yaptığım yollar galiba daha kaygan kendi yollarına göre. Baksana. O yeşillikleri ben koydum. Yani orayı yükseltmeyi. Gitmiyor arabalar. Takılıyor resmen orada. Belli bu sadece arka itişli. Şöyle yandan bakalım. Çünkü güneş buradan vuruyor. Buradan göstereyim ki ışık daha iyi gözüksün diye araba. Şöyle hatta yakın göstereyim. Şöyle fazla da gaza abanmamaya çalışıyorum. Çünkü çok abanırsam bu sefer motor bozuluyor. Yani zorluyoruz çünkü sürekli zorlanıyor. Bir dakika. Bu arada yaz geldi ya. Çok sıcak havalar. Sizin havalar nasıl? Şöyle. Geçtik mi? Geçtik. Seke seke gidiyor valla. Efe'yi çekince iyi kayıyor ama. Valla iyi kayıyor. Yattı yana yattı. Yalnız ön tampon bayağı gitmiş. Aracın farları da gitmiş. Normalde bunun farları çok güzel yanıyordu da gitmiş bak. Aha boşa kaldı ve gitti. Aa bak. İlk defa fark ettim. Sol tekeri patiye düştü. Tamam mı? Durdu, sağ tekeri dönmeye devam etti. Böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum da motordan hafiften duman çıkıyor. Motor hararet yok ama duman çıkıyor. Şu anda bozulmaz. Daha yolumuz çok var. Şuradan, buradan mı geçmiştik karşı? Aynen buradan geçtik. Artık bu yolu kullanırız ya. Böyle gideriz. Aha, gitmiyor lan. Bu kadar zorlanacağını hiç tahmin etmezdim. Geç lan. Hadi. Vay arkadaş. Hı.
Hadi. Zorlanıyor şu an, acayip zorlanıyor ama. Aa, gitmiyor. Neyse. Biz en iyisi şuradan tutup çekelim. Vallahi çıktı yani. Ya orada kalıyor. Orayı bir sonraki bölümde tabii düzelteceğim, ben onu söyleyeyim. Şimdi ikinci bölüme taster yapsak mı bilmiyorum ama hiç çekmeyeceğim. Tamam, çekme yapmadan gitmeye çalışacağım gidebildiği yere kadar. Her gün modunu çeylemeyeceğim. Gidebildiği yere kadar diyelim. İlk yerden kalmasaydım be Duster. Yani Duster'ı seviyoruz ama burada yapacak bir şey yok aga. Burada çünkü çok kişi yorumda yazıyor. Herkül modunu yapma yapma diye. Burada Duster'ımızı veda ediyoruz ve bir sonraki aracımız Toyota Land Cruiser. Direkt 4x4'ü açalım, burada zorlamaya gerek yok. Aracı kalırsa 4x4 atsak da gitmeyecek. Aracın özelliklerini açalım, gidebildiği yere kadar gitsin bakalım. Böyle daha iyi oldu ya, birinci kısım ve ikinci kısım olarak yapmamız bence. Bunu da bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı zaten. Ondan görerek yaptım. Vallahi uff, yardı. Resmen yardı geçti. Aa, burada kapak resmi çekeceğim burada. Aa, böyle. Toyota Land Cruiser'ı öne koyarız. Seke seke gidiyor Land Cruiser. Çok mu tekerlekli çık, anlamadım ki. Bu kadar sekmesi de normal değil. Eh, bitirecek gibi yani Land Cruiser'de. Bu tekerleklere de bu yakışır zaten. Git bakayım aslan. Bitirir bu. Burada kalma. Yapma be. Dur şimdi. L'yi alalım. Geri geri gidecek mi? Bir deneyelim. Dur. Çapraz. Hadi çıkarsın. Ha, çıktı. Vay arkadaş. Hadi lan. Yapma, devrilme. Ama daha gidecektik seninle Land Cruiser ya. Neyse, bunu da ellemeyeceğim. Öyle dedim, bir sonraki bölümü öyle yapacağım. Arkadaş yorumda yazmıştı çünkü. Dedi ki, elleme kaldı yerde kalsın. Oradan sonra devam edersin. Elleme ve şöyle devam edelim. Şu yan yolu merak ediyorum ya. Orayı denedik mi hiç? Hatırlamıyorum şu an. Bak şu sağ tarafta da güzel bir yol var gibi. Land Cruiser belki biraz daha yaparım ya. O kadar lastiği var yani şimdi. Ve 4x4 olmuş mesela. Bu 4x4 değildi. 4x4 yapmışız, yapabilmişiz. Vay arkadaş. Hepsi mi kalır ya? Bu kadar olmaması lazım ya. Gitmesi lazım. Biraz da olsa git yani. Hamursun sen. Neyse gitti. Ulan önde bir şey düştü. Ön tampon düşmüş. Ya burada benim hatam var. Dik geldim buraya mesela bak. Öbürleri hep çapraz geçtim Land Cruiser'da falan. Bunlar dik geçmeye çalıştım. Altını çarptık. Neyse. Sözümü sözledik. Çekmeyeceğiz. Ama bir sonraki bölümü böyle yapmayabilirim. Çünkü benlik değil aga. Biz her gün modunu seviyoruz yani şimdi. Allah var yani. Son aracımız olarak Volvo XC90. Hadi bakayım göster kendini Volvo. Gidelim. Aha. Lan ilk bayırda da kalma yani bir zahmet. Hadi. Oğlum ilk de kalınmaz, sen Duster mısın? Duster'ı kötülediğimden değil yalnız, onu söyleyeyim. Yani kocaman lastiği var yani bunda. Duster'a göre 2 kat daha büyük motor var. Biraz daha iyi olmasını isterdim tabi bunu. Hadi be. Resmen kaldı be. Vay arkadaş. Şu anda resmen Volvo'ya... Volvo'yu hiç sevmiyorum şu anda. Ama geçti. Zorladık ama geçti. Bayağı zorladık. Her tür modunu kullanmadık. Olsun. Vay arkadaş. Hadi lan. Allah Allah. Gitmiyor da. Kaldı burada. Ne ileri gidiyor ne geri. Neyse arkadaşlar. Bitti o zaman. Burada kaldı. Bak her taraftan geçti. Ne ileri gidiyor ne geri. Her kul modunu kullanmayacağım söyledim. Kullanmıyorum. Yapacak bir şey yok. Aha geçti lan. Dur. Gitti. Burada kaldı.
Neyse, yapacak bir şey yok. Burada kalsın artık, yapacak bir şey yok. Birincimiz Land Cruiser kocaman tekerlekleri olduğu için, hani iyi olduğundan değil, sadece büyük tekerlekli olduğu için bir nebze daha iyiydi. İkincimiz Hummer H3, zaten belli yani adam araba yani, böyle kocaman. Üçüncümüz Volvo XC90 ve dördüncümüz Dacia Duster. Kalbimizde yeri var diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videonun devamlı gelmesi için de bana yorumlarda bildirirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu aralar işlerim yoğun olduğu için biraz yorumlara geç bakıyorum. Kusura bakmayın. Has kadro. Özür diliyorum sizden. Buradan selamlarımızı bildirelim size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.